Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, 9. sınıf, 10, 11 ve 12. sınıflar için hazırlamış olduğumuz demokrasi birinci dönem, birinci yazılı soruları, klasik yazılı soruları biliyorsunuz. Bu yıl yazılarımız klasik olacak arkadaşlar. Testler de var, karmalar da var kanalımızda ama sizler için bu sene klasik hazırlayacağım. Ayrıca 9. sınıflara ait tüm derslerin yazılı soruları bu videonun altındaki açıklama kısmında olacak. Bu videonun altındaki açıklama kısmına gittiğiniz zaman demokrasiyi, konu anlatımı ve diğer yazılı soruları ayrıca diğer derslerin yazılı sorularında bulabileceksiniz. Evet, dediğimiz gibi demokrasi kitabı tektir arkadaşlar. Tüm sınıflar için aynı kitap kullanılıyor. 9'dan 12'ye kadar aynı soruları soracağımız için sizler de 12. sınıflarda dahil bu soruları çözebilir. Birinci sorumuz, demokrasinin temel ilkelerinden 5 tane yazınız diyor. Kısa cevaplı hatırlama düzeyinde sorular hazırladım arkadaşlar. Yorum gerektiren sorular hazırlamadım. Zaten öğretmenler de muhtemelen bu soruları indirip karşınıza çıkaracak. Lütfen birkaç defa izleyin ve not alın sorularım. Temel 5 tane hakkımız nedir arkadaşlar? Daha fazlasını da yazabilirsiniz. Ben burada insan haklarına saygılı olma temel ilkelerinden bakın. Temel insan haklarını sormuyor. Temel ilkelerini soruyor. Karıştırmayın. Güçler ayrılığı temel ilkedir. Laiklik, hukukun üstünlüğü, sivil toplum ve seçimler. Demokrasinin temel ilkeleridir arkadaşlar. Sizden 5 tanesini istedik. 5 tanesini yazabilirsiniz. Lütfen temel ilkeleriyle ve demokrasinin temel ilkeleriyle demokrasinin ilkelerini birbirine, insan haklarının ilkelerini birbirine karıştırmayınız. İkinci soru, aktif vatandaşlık ne demektir? Onu da maddeler halinde yaptım, rahatlıkla anlayabilirsiniz diye. Aktif vatandaş arkadaşlar, toplumdaki herhangi bir haksızlığa karşı çıkabilen, yani sesini çıkarabilen, pasif durmayan, baneneci olmayan kişilerdir. Ve kendi özgür iradeleriyle hareket ederler. Yönetimlerde belediyeler olsun, ülke yönetimi olsun, meclis olsun, hangi yön aksıyorsa, yönetimde bir yön aksıyorsa o yönü rahatlıkla tespit edebilir, yorumlayabilir ve diğer insanları bu konularda bilinçlendirir. Biz buna ne diyoruz? Aktif vatandaşlık diyoruz. Yani bananeci olmayan, toplumun sorunlarıyla ilgilenen kişiler kimlerdir? Aktif vatandaştır. Üçüncü sorumuz. Temel insan haklarından 5 tane. Evet, demin yaptığı 5 tane istediğimiz demokrasinin temel ilkeleriydi arkadaşlar. Burada temel insan hakları. Bunları birbirine karıştırmayalım. Burada temel insan hakları çok ama ben 5-6 tane yazdım. Çünkü 5 tane istedim. Aklınıza geleni yazabilirsiniz. En temel hakkımız nedir? Yaşam hakkı. 2. Sağlık hakkı, eğitim hakkı, seçme seçilme hakkı, barınma hakkı, inanç hakkı, bunu seyahat hakkı, bunu mülk edinme hakkı çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Renklendirebilirsiniz sizlerden. Ben 5 tane istedim. Öğretmenleriniz de bu soruları bu şekilde indirip yazacaktır. 4. Demokrasinin uygulanış biçimleri nelerdir? Evet, demokrasinin uygulanış biçimleri bizim ülkemizde hangi demokrasi türü vardır arkadaşlar? Temsili demokrasi. Milletvekillerimiz bizi temsil ediyor değil mi? 3 tane demokrasinin uygulanış biçimi vardır. Doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi olmak üzere 3 tane vardır. Bizim ülkemizde uygulanan hangisidir? Parlamenter sistem, yani temsili demokrasi sistemi uygulanmaktadır bizim ülkemizde. Evet, geçelim 5. soruya. Demokrasinin temel öğelerini soruyoruz. Evet, demokrasilerde neler var, yani insanlara karşı nasıl davranılır demektir temel öğeler. Demokrasilerde insanlara karşı nasıl davranılır? Eşitlikçi, özgürlük, evet eşitlik olmak zorunda demokrasilerde. Özgürlük olmak zorunda, adalet olmak zorunda, farklılıklara, yani farklı kültürlere, farklı dinlere, farklı ırklara, farklı dillere saygı duymak zorundayız. Müsamaha, yani hoşgörülü olmak zorundayız değil mi? Evet, demokrasinin temel öğeleri bunlardır sevgili gençler. Geçelim 6. sorumuza. Temsili demokrasi nedir? Açıklayınız. Az önce yukarıda dedim değil mi? Bizim ülkemizde de uygulanan demokrasi temsili demokrasidir. Neymiş bakalım temsili demokrasi? Ben biraz hızlı gidiyor olabilirim arkadaşlar. Çok fazla sizi bekletmemek için, videoyu fazla uzatmamak için hızlı gidiyorum. Sizler videoyu durdurabilir ya da yavaşlatabilirsiniz. O sizin paşa gönlünüze kalmış olan bir şeydir. Evet, bakalım neymiş arkadaşlar temsili demokrasi. Ülkemizde de yürürlükte olan bir demokrasi türüdür. Halk temsilcilerini belli bir süre için seçer. İktidarı belli bir süre için kullanan
bu seçilmişler bir sonraki seçimlere karşı halkın temsilcileridir. Değil mi? Milletvekillerini ve belediye başkanlarını, muhtarları, belediye meclis üyeliklerini belli bir süre için seçeriz. Bir sonraki seçimlere kadar, değil mi? İşte onlar bizim temsilcilerimizdir. Evet, seçilmişler milletvekili denir. Milletvekili meclis ya da parlamento denen yerde toplanır, yasalar çıkarır, denetim görevini yerine getirir. Evet, mecliste yasalar çıkarır. Bu yasal uygulanırken düzgün uygulanıyor mu, kurallarına göre yapılıyor mu diye ne yaparlar? Denetlerler, denetim görevini yerine getirirler. Geçelim 7. soru. Bir birey, yani sizler sahip olduğunuz insan haklarını ne zaman kazanırsınız arkadaşlar? Evet, bu insan haklarını bizler doğduğumuz andan itibaren sahibiz. Yani bu insan hakları bize sonradan verilmez. Biz bunlara doğarken zaten sahibiz. O halde doğarken haklara sahip olarak dünyaya geliriz. 7. sorumuzda geçtik. 8. sorumuza şöyle bir göz atalım. Ne diyor? Demokratik kişiliğe sahip birinin özelliklerinden 5 tane yazınız dedim. Ben burada birçok tane yazdım. Hangileri aklınızda kalırsa, kısa olanlar veya siz aklınıza not edersiniz. Sıraya ya da elinize not etmeyin arkadaşlar. Arkadaşınızın kulağının arkasına, arkadaşınızın ensesine de not etmeyin. Biz oraları artık öğrendik, yakalayabiliyoruz. Ayağının altına da yazmayın, kolonlara da yazmayın, duvarlara, ne bileyim, çekmece yapmayın. Her ne yapıyorsanız yapmayın. Zaten kısa cevaplı bunlar. Onları kolaylıkla öğrenip aklınıza gelebilir. Neymiş demokratik kişiliğe sahip insanın özellikleri? Kendi kararını verebilen, 1. özerk, değil mi? 3. katılımcı, 4. paylaşımcıdır, 5. farklılıklara saygı duyar, 6. bağımsız davranabilir, 7. müsamahalıdır, yani hoşgörülüdür, 8. yaratıcıdır, 9. üreticidir, 10. haklarını kullanabilir, değil mi? Haklarının farkındadır ve bunları kullanabilir. İşte demokratik kişiliğe sahip bunlardır. Ayrıca sosyal adaletçidir, eşitlikçidir. Evet, sosyal adalete de sahiptir ve eşitlikçi bir kişiliğe de sahiptir. Demokratik kişiliğe sahip olan biri. Bunları lütfen bir kenara not edin. Arkadaşınızın kulağının arkasına not edeceğinize bir kenara not edin. Arada bir göz atın. Zaten aklınızda kalacaktır. 9 ve 10. Son iki soruya geldik arkadaşlar. Güçler ayrılığı nedir? Açıklayınız. Bir cümleyle kısaca açıkladım ben arkadaşlar. Neymiş? Yasama, yani yasayı yapan milletvekilleri, parlamento, yürütme, bakanlar ve bakanlar kurulu ve yargı, yani bağımsız mahkemelerin birbirinin etkisi altında kalmadan bağımsız karar verebilmesi, değil mi? Herkes ayrı ayrı kendi alanıyla ilgili karar veriyorsa biz bunlara ne diyoruz? O güçler birbirinden ayrıdır. Güçler ayrılığı deriz. Evet, 10 ve sonuncu soru. Ayrıca arkadaşlar, bu WhatsApp'ta paylaşın bu videoyu arkadaşlarınızla. Onlarca hızlıca çözsün ve öğrensin. Onlar da sizin sayenizde yüksek not alsın. 10. En önemli, yani en öncelikli insan hakkı nedir? Hangi hakkımız en önemlidir arkadaşlar? O hakkımız olmadan diğer haklarımızın hiçbirini kullanamayız. Bu hangisidir? İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır, değil mi? Eğer yaşamıyorsanız ne eğitim, ne öğretim, ne seçme, inanç hakkını kullanabilirsin, değil mi? Hiçbirini kullanamazsın, sağlık hakkını da kullanamazsın. En temel hakkımız yaşam hakkıdır. Evet sevgili gençler, burada videomuz son buldu. Bu videonun altında dediğim gibi tüm derslerin yazılı soruları ve demokrasinin diğer yazılı soruları ve konu anlatımları var. Lütfen videonun altındaki açıklama kısmına gidin ve hepsini WhatsApp gruplarında paylaşın. Abone olun, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.